İşletme bölümünde ders yoğunluğu nasıl? Nasıl bir ders işleyişi var? Şöyle, ben işletme bölümünün ders yoğunluğundan ziyade derslerin bölünmesini çok sevdim. Çünkü bence bunun anlatmaya çalıştığı bir mesajı var. İlk dönem hukuk aldık, muhasebe aldık, işte işletme aldık. Aslında burada sana şey demeye çalışıyor. Bunları al, hangisinin hoşuna gidiyorsa yavaş yavaş alanını çizmeye başla. Bu çeşitlilik de her dönem böyle olduğunu görüyorum. Yani hukukun tüm ticarettir, vergidir. İşte genel hukuktur. Hepsini aldık. Çünkü orada ilerleyebileceğim bir kısım var. İşte muhasebenin maliyesini, envanterini, her şeyini aldık. İşte işletmenin, yönetimin her şeyini aldık. O yüzden dersin bölünmesi bayağı iyi. Ve bence şey de çok güzel. Eğer dersi dinliyorsan, dersten sonra çok çalışmana gerek kalmıyor. Ben evet. İşletmenin bu kısmını çok sevdim. Bir de staj yaparsan, onları entegre edebilirsen, çok çalışmıyorsun ya da çalışırsan da sana zevk veriyor bazı dersleri hariç. Şimdi Marmara Üniversitesi finans ağırlıklı bir okul. Yani finansçılar yetiştiriyor daha çok. O yüzden o biraz benim canım sıkmıştı. Ben çok o kısma yönelmek istemiyorum. Ama Marmara İşletme dediğim gibi çok ağır bir içeriği yok. Ama bir de benim şey çok hoşuma gitti. Yani dersimiz envanter. Envanteri konuşuyoruz. Ama gün sonunda o konu birden girişimciliğe geliyor. Ya hocaların vizyonu bence burada çok önemli. Kesinlikle. Ya da bir hocamızın kendi girişimi var. Yani bunları dinlemek, onları deneyimletmek. Yani şey diyorlar aslında, bunları öğrenin tamam. Ama bunları uygulayabileceğiniz girişimcilikten de bahsediyoruz. O yüzden ben derslere gidiyorum düzenli olarak. Çok da keyifli buluyorum. Sınavlarda da 2 yıldır gözlemlediğim, sanat ezberletmek değil, bir şeyleri öğretmek. O yüzden de bu noktada mutluyum. Benim bölümümde de öyle mesela. Uluslararası ticarette de öyle, işletmede de öyle. Hayatın içine kolay bir şekilde entegre edebiliyorsun. Hani aman aman ders çalışmaya bir vakit ayırmana gerek yok. Evet. Çünkü bir kitap okuyorsun işte girişimcilikle alakalı, iş geliştirmeyle alakalı. Bir şeyler izliyorsun, bir şeyler yapıyorsun, insanlarla görüşüyorsun. Bir yandan aslında dersine de yatırım yapmış oluyorsun, dersine de çalışmış oluyorsun. Dediğin gibi staj yapıyorsun, birebir deneyimliyorsun aslında. Evet. Oldukça güzel bilgiler verdim buraya kadar. Boğaziçi'nde işletmeden bahsediyoruz. Hı hı. İşletme bölümünde nasıl bir ders yoğunluğu var Boğaziçi'nde? Boğaziçi'nde şimdi şöyle az önceki bahsettiğimiz şeye de bağlı olarak yani gerçekten bir şey öğretmek üzerine çok gidilmiyor. Aslında hocalarımızda da bu şey var. Çünkü yani baktığımızda bu arada sadece Türkiye veya sadece Boğaziçi üzerinde olan bir şeydi. Gerçekten tüm dünyada bir akademiyle iş dünyasını bir araya getirme çabası var. Yani çünkü bir taraf çok stabil bir şekilde ilerliyor, hı hı. Bir taraf çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok güncel şeyleri yakalamak gerekiyor. O yüzden arada bir boşluk var ve bu boşluğu hani gerçekten %100 bir şekilde okulda doldurabilmek imkansız olduğu için ya bunu en azından şu anlamda telafi edilebilir. Ya doğrudan en azından hiç kullanmayacağın bilgilerle, hiç kullanmayacağın kaynaklarla doldurmak yerine aslında daha günceli yakalayarak, örneğin bizim birçok dersimizde çok fazla iş dünyasından, gerçekten atıyorum finans dersi alıyorsunuz, gerçekten finansla başarılı olmuş insanlarla, girişim dersi alıyorsunuz, girişimde başarılı olmuş insanlarla. Bu tabii ki bir kişisel girişim semineri şeklinde değil. Orada sınıf ortamında olduğu için daha samimi bir ortam oluyor. Gerçekten perde arkasını öğrenebiliyorsunuz çünkü yani bugün bir yemek sepetinin nasıl kurulduğunu her yerden dinleyebilirsiniz ama bir Nevzat Aydın'la birebir konuşma fırsatı, ona gerçekten merak ettiğin şeyleri sorabilme fırsatı ve hatta sonrasında bir tanışıp bir network kurma bağında inanılmaz yararlı oluyor. O yüzden bizim genelde derslerimiz de bu daha günceli yakalamaya yönelik. Tabii ki birçok yani bilgi öğreniliyor tabii ki ama az önce de verdiğim örnekle bağlantılı olarak bilginin kendisini almak gerçekten çok önemli bir hal almıyor. Bizim birçok dersimizde işte atıyorum pazarlama, tabii pazarlama öğreniyorsun ama asıl amaç sen burada bir kariyer hedefliyor musun? Yani burada bir pazarlama tarafında ilerleyecek misin? Bunu anlayabilmek ve gerçekten işletmede de bölüm yapısı olarak buna çok uygun bir şekilde çok fazla hem bölüm içi hem bölüm dışında seçmeli ders şeklinde ilerliyor. Yani atıyorum ben finansa çok ilgiliyim. Bir işletme öğrencisi olarak çok fazla finans dersi alabilirim. Yani onlar da pazarlama derslerini alabilirim. Baktığımızda hani genel seçmen olarak gidip işte veriyle alakalı birçok ders alabilirim. Girişimcilik dersleri alabilirim. O anlamda gerçekten ilk başta tabii ki birçok işte sosyolojiden tutun da işte politikaya kadar birçok farklı şey alıyorsunuz ki bunlar da aslında gerekli şeyler. Hem insanla alakalı çok fazla bir etkileşime giren bölüm olduğu için bunu gerçekten almak da gerekiyor. Bunun haricinde de gerçekten senin çizdiğin plana göre orada ne almak istiyorsan seçmeliler şeklinde ilerliyorsun. Bu şekilde ilerliyor aslında. Ya gerçekten Boğaziçi bir ekol yani. Şu anlattığın imkanlar da gerçekten oldukça önemli.
Dediğim gibi sana seçenekleri sunuyor aslında bölüm. Ve sen hangisinde daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan, uzmanlaşmak istiyorsan ona göre ders yoğunluğunu arttırabiliyorsun ya da azaltabiliyorsun. Bu şekilde ilerleyebiliyorsun. Oldukça güzel. Peki gelelim tekrar bölümüne, işletme bölümüne. İşletme bölümünün dersleri nasıl? Bunun yanı sıra nasıl bir ders yoğunluğu var? İşletme bölüm dersleri baya yoğun aslında. İlk seneler baya yoğun değil mi? Çünkü biz yeni bölüm tüm %100 İngilizce olduğu için ilk başta biraz dilden kaynaklı zorluklar çekiyorsun. Ben ilk dönem baya dersleri anlamıyordum, şey yapıyordum falan. Sonrasında insan bence kendine güvenmeli. Ben onu ilk dönem işte sınavdan sonra anladım. Sınava kadar ben dedim ben yapamayacağım, sınavlardan kalacağım. Çünkü bizde şöyle bir şart vardı. Eğer ortalaman belli bir şeyin altına inerse, puanın altına inerse bursuz olarak devam edeceksin. Yani burslu olmayacaksın o şeyden sonra. O yüzden bende o korku vardı yani yapamayacağım, edemeyeceğim, sınavlardan geçemeyeceğim gibisinden. Ama bayağı bir çalıştım. Sürekli çalışıyordum yani anlayana kadar. Ama vize dönemi geçtikten sonra, puanlarımı gördükten sonra ben dedim ya ben yapabiliyormuşum. Ondan sonra bir rahatlama geldi, bir özgüven geldi. Sonrasında zaten hiçbir yani tabii ki zorlanıyorsun ama bir insan kendisine güvenince bence başaramayacağı şey yoktur. Kesinlikle öyle. Yani evet, kapsamlı dersleri var işletme bölümünün. Bazen yoğun tempo gerektiriyor. Ama hani hayata entegre edebildiğim bir bölüm. Bakın da çok zorluk çekeceğin yerlerde biraz daha azalmış oluyor. İşletme bölümünde ne gibi dersler var ve ders yoğunluğu nasıl? Bir ve ikinci sınıfta daha çok teorik dersleri görüyorsunuz, temel dersleri. İşte finans olsun, ekonomi, işletmenin giriş derslerini alıyorsunuz. İkinci sınıftan sonra seçmeli dersleriniz çoğalıyor ve gerçekten ilgi alanınıza göre yönelmeye başlıyorsunuz. O şekilde yani işletmenin dersleri programı sizi zorlamaz ama şöyle ki dersler size yetmiyor yani işletmede. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor, donanımlı hale getirmeniz gerekiyor. Yani mesela sunum teknikleri, liderlik, bilgisayar programları falan bu ya bize gösteriliyor derslerde ama bunlar yetersiz kalıyor. Kendiniz geliştirmeniz gerekiyor. Kesinlikle aslında çok güzel bir noktaya değindin. Yani evet, çok aman aman bir ders yoğunluğu yok. Ve dersleri aslında hayata entegre edilebilen dersler. Hani dışarıya çıktığınızda, bir kulübe katıldığınızda, kulüpte bir görev aldığınızda ya da herhangi bir startupta çalıştığınızda, staj yaptığınızda yani yine ders çalışmış gibi oluyorsunuz. Ya da işte iş geliştirme kitapları olsun, bu tarz kitapları okuduğunuzda yine ders çalışmış gibi oluyorsunuz. Ve bunun yanı sıra hem ders çalışıyorsunuz hem de kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Dediğim nokta burada çok kıymetliydi. Gerçekten buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çünkü derslere yetinirseniz diğer bir dünya mezunundan bir farkınız olmaz. Öne geçmek istiyorsanız, ortaya fark çıkartmak istiyorsanız mutlaka yatırım yapmaya devam etmeniz lazım kendinize ve sürekli öğrenmeye devam etmeniz lazım. Bakın, oldukça güzel bir cevap verdi. Bölümünün ne gibi dersleri var ve ders yoğunluğu nasıl? Nasıl oluyor bu? Önce şundan bahsetmek istiyorum aslında. İşletme bölümü İstanbul Üniversitesi'nde 3 tane var. Bir Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, İktisat Fakültesi'nde ve İşletme Fakültesi'nde var. Aslında üçünün de dersleri farklılık gösteriyor. Yani tercih edilirken aslında bu da önemli. Eğer İşletme Fakültesi'nde tercih ediliyorsa daha işletme ağırlıklı. Fakültenin zorunlu dersleri arasında işletme dersleri ağırlıklı oluyor. İktisat Fakültesi'nde de iktisat ağırlıklı oluyor. İşte benim iktisat tarihi dersim var. İktisat derslerim daha fazla oluyor. İşte makro mikro dışında daha fazla iktisat dersi alıyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ayrıntılı bilmiyorum. Ama o da aynı şekilde kendi fakültesinin zorunlu dersleri daha fazla. Anladım. Yani Öyle bir böyle temel ayrım bir var. fark var. Böyle temel bir fark var. Hani ona göre aslında tercih edilmesi biraz daha mantıklı. Hangi alana ilgi duyuluyorsa. Kesinlikle öyle. Tabii bunun için önceden biraz araştırma yapmamız gerekiyor aslında. Evet. Doğru tercih yapmak için. Zaten okulun sisteminden hangi dersler alınıyor, hangileri var, hangileri yok hepsi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Peki ders yoğunluğu nasıl? Sürekli çalışma gerektiriyor mu? Yüksek tempo gerektiriyor mu? Yoksa hayatın içine kolayca entegre edip okul derslerine, dışarıda sosyal hayatına önem verebiliyor musun? Her ikisi de diyebilirim. Çünkü bazıları şey olarak geliyor. Aman kolay bölüm, işletme bölümü zaten diyen çok fazla oluyor ama öyle değil. Gerçekten zorluyor yani. Çalışılmadan geçilecek bir bölüm değil. Onu söyleyebilirim. Sayısal dersleri de düşünüldüğü gibi az değil.
her yıl özellikle ikinci sene çok fazla sayısal dersi var. Matematik de önemli bölümde. Tabii ki. Onun dışında her gün dersim vardı aslında benim. Ama kolay mıydı? Zor değildi. Çalıştığın sürece geçiyorsun. Yoğunluğunu ayarlayabiliyorsun yani. Ders dışında sosyalliğinde yoğun olabiliyor. Bu önemli bir faktör aslında. Yani tercih yapacağımız dönemde, tercih yapacağımız bölümü iyi bir şekilde araştırmalıyız. Çünkü hani kimi bölümler çok yoğunluk istiyor. Senin tüm vaktini istiyor. Hem okuldaki hem de okuldan sonraki vaktini de istiyor. Evet. Yani buna göre kendi sosyal hayatınıza, yaşam stilinize göre bir bölüm tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü öteki türlü özellikle de sevmiyorsanız bu sizi aşırı aşırı zorlayacaktır. Aynen öyle. Bayağı sıkıcı bir durum olacaktır.